Genç bir kardeşimizi kürsüye davet edeceğim. Geçen seneki sempozyumumuzda özellikle 3. köprüyü yapan, orada görev alan firmanın yönetim kurulu üyesi Çeçen, Murat Çeçen kardeşimizi buraya getirmiştik. Çok güzel şeyler söylemişti Sayın Başkanım. Şimdi inşallah bugün yine gençlere böyle rol model olacak. Yani güçlü ailelerden neler olabileceğini, çünkü aile önemli. O aile yapısı içerisinde birbirine sıkı bağlar olduğu zaman güçlü firmalar, güçlü işler yapılacağını da efendim, onu bu kardeşimizden inşallah görmüş olacağız. 3. Havaalanı İcra Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda Kalyon İnşaat'ın Yönetim Kurulu Üyesi, genç bir kardeşimiz Mehmet Kalyon'u konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. 10 dakikalık bir sunum olacak. Davet ediyoruz kardeşimizi. Sunumla ilgili bir şey, onu anladınız mı cihazı? Uzaktan kumanda. Bir video ile başlamak istiyorum ben. O videoyu açabilirsek. Dünyanın önüne serildiğini, düşlerinin, düşündüklerinin, hissettiklerinin karşında durduğunu, yüklerinden kurtulup bir kuş kadar özgür olduğunu, dünya artık senin elinde. Hayal et, en güzel davetlerin senin için yapıldığını, yepyeni anılar biriktirdiğini, unutulmaz hatıralarla döndüğünü. Arkanda güven, gülümsemeler gördüğünü. Hayal et, çünkü gerçek oluyor. İstanbul Yeni Havalimanı 2018'de dünyaya açılıyor. Teşekkürler. Son 15 yılda Türkiye'de birçok hayal gerçek oldu. Bütün bunları taçlandıran ve Türkiye'nin meydan okuma iddiasını bir anlamda sembolize eden projede İstanbul Yeni Havalimanı. Bu havalimanı projesine biz ihaleyi kazandıktan sonra ertesi hafta bizi arayan İngiliz Büyükelçisi oldu. Ve bizi İngiltere'ye davet etti. Havacılık alanında uzmanlaşmış firmalarla görüşme organize etmek için ve inanın peşimizi bırakmadı. Bunu Fransa, Singapur, İsveç, Belçika Büyükelçilikleri ve bu ülkelerin iş geliştirme ajansları takip etti. Projemiz iddialı bir proje ve bütün dünyanın takip ettiği böyle bir projenin içinde bulunmak hakikaten gurur verici. Burada dünyanın şu anda en çok yolcu geçen havalimanı Amerika'daki Atlanta. Sol üst köşede Atlanta'nın sınırlarıyla bizim projemizin sınırlarının mukayesesini görüyorsunuz. Sarı olan bizim proje alanımız. Biz 29 Ekim 2018'de inşallah işletmeye açıldığında 90 milyon yıllık yolcu kapasiteli bir terminalle başlayacağız. Ama 200 milyon yıllık yolcu kapasitesine kadar genişleyecek bir alanımız var. Bu hakikaten devlet büyüklerimizin koyduğu çok büyük bir vizyon. Projemiz dünyanın en büyük altyapı projesi makine parkı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurmuş durumdayız. Ve şu anda süreç devam ediyor. Şu anda 32 bin çalışanımız var. Bu 35 bine kadar çıkacak. Biz Türk kamyon şoförü bulmakta büyük bir sıkıntı yaşadık. Bunun üzerine kamyonlarımızın bir kısmı Volvo'ya sorduk. Nereden kamyon şoförü bulabiliriz diye. Onlar bize Vietnamlı bir ajansla irtibatladılar. Şu anda 300 Vietnamlı çalışanımız var. Pakistanlı, Nepalli çalışanlarımız var. Bunun yanı sıra beyaz yaka olarak da Belçikalı, Hollandalı,
Amerikalı, Avustralyalı çalışanlar bizim projemizde, bizim şirketimizin çalışanı olarak Türkiye'de çalışıyorlar. Tabii böyle bir havalimanına ihtiyacımızın olmasının sebebi de Türk Hava Yolları'nın son yıllarda büyük bir büyüme hamlesine girişmesi oldu. Bir yandan da global havacılık endüstrisinin ağırlık merkezi zaten doğuya doğru kaymakta. Türk Hava Yolları doğru zamanda doğru kararları vererek büyüdü ve şu anda dünyanın en büyük havalimanını İstanbul'da biz yapıyoruz. Biz işletmeyi açtığımızda İstanbul'dan kısa gövdeli, dar gövdeli uçaklarla 4 saate kadar 200'den fazla uluslararası destinasyona, bunlar arasında 60'tan fazla başkente uçuş yapabileceğiz. İstanbul Ekonomi adında bir think tank kuruluşuna yaptırdığımız araştırmada çok çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. İşletmeye geçtikten sonra 2025 yılında projemizin ekonomik etkisiyle ilgili bazı notlar var. 225 bin kişilik bir istihdam oluşturacağız. Gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık %5'ine denk gelecek bizim projemizin ürettiği ekonomi. Yıllık 40 milyar dolar katma değer ve hane halkı gelirine de 4,5 milyar dolara yakın bir katkıda bulunacağız. Böyle bir projenin arkasında kim var? Önce tabii ki milletimiz var. Daha sonra da Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devlet büyüklerimizin vizyonu ve iradesi var. Ama baktığınızda bu projeyi bir Amerikalı fonun hissedarı olduğu borsaya açık bir şirket yönetmiyor. 5 tane Türk aile şirketi yönetiyor. Bu açıdan 5 farklı aile kültürünü temsil eden 5 şirketin yönetim kurulumuz var. Orada şirketleri bugün yöneten büyüklerimiz ve icra kurulunda da benim de yer aldığım şirketin bir sonraki neslinin temsilcileri. 5 farklı aile kültürünün bir araya gelmesiyle bizim hayata geçirdiğimiz bir proje oldu. Bu açıdan aile kültürünün, aile şirketlerinin temelinde çok önemli bir rol oynadığını görüyoruz. Ve bu aile şirketleri de devlet ekonomisine mukavemet kazandıran bir noktada. Çünkü PwC'nin araştırmasına göre dünyadaki gayri safi hasılanın %80'ini aile şirketleri üretiyor. Dünyada şirketlerin %75'e yakın aile şirketi, Türkiye'de ise bu oran %95 civarında. O yüzden aile kültürünün ülke ekonomisine ve günümüzde tabii birçok mücadele de ekonomik ortamda oluyor. O yüzden güçlü ekonomimiz olursa güçlü bir devlet olabiliriz. Dolaylı olarak ülkenin gücüne de etkisini görebiliriz. Biz genç nesil olarak aile şirketlerinde önce yapmamız gerekeni büyüklerimizin vizyonunu, değerlerini ve bakış açısını doğru anlamak olduğunu düşünüyorum. Bunun için olabildiğince kaliteli vakit geçirmemiz gerekiyor büyüklerimizle. Tabii bunu yaparken bir deneyim transferi gerçekleşecek. Bu deneyim transferi gerçekleşirken büyüklerimizin birer yeni nesil kopyası olmak yerine özgün bir liderlik tarzı geliştirmemiz lazım. Bunun için ailemizin temelinden, kültüründen beslendiğimiz kadar küresel anlamda olup bitenlerden hem akademik anlamda hem kişisel gelişim anlamında yetkinliklerimizi artırarak ailemize de yeni bir soluk getirmek ve özgün bir liderlik tarzıyla vazife bize verildiğinde sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekiyor. Bu aile büyüklerinin aile kültürünü yeni nesle aktarırken bunun lafta kalmaması için dikkat etmesi gereken bazı şeyler olduğunu düşünüyorum naçizane. Bu kültür gerçek hayat deneyimi kazanmadan, bu ilkeleri gerçek hayatta uygulamadan ancak lafta kalır. O yüzden aile büyüklerinin, gençlerin, yeni neslin hata yapabilecekleri kontrollü bir alan oluşturması gerekiyor. Tabii uçurumun kenarına gittiğinde de onu tutup tekrar muhafaza etme imkanı olması gerekiyor. Bizim şirketimiz de temeli 1970'lere dayanan bir aile şirketi. Ekranda şu an yapmakta olduğumuz ve yaptığımız bazı işler var. Bizim aile kültüründe önemsediğimiz bazı şeylerden bahsedeceğim. En önemlisi güven. Aile bireylerinin birbirine güven duyması. Bu bizim aramızdaki güven şirkete öyle bir yayılıyor ki bizim birbirimize güvendiğimizi gören, bizim bağlarımızın sıkılığını gören çalışanlarımız o derecede şirkete sadık oluyorlar. İngilizce'de speed of trust diye bir kavram var. Yani güven hızı. Siz yolda yürürken bile sürekli arkaya bakarken yürürseniz yavaş yürürsünüz.
ve hata yaparsınız. Bu yüzden enerjiyi dağıtmamak ve vakit kaybetmemek için birbirine güven çok önemli. İstişare, bugün yönetim kurulu başkanımız babam, kendisi bile önemli kararlar alırken bizimle istişare ediyor. Yani tek başına karar verip de ilerleyebilir, buna hiçbir mani yok. Ama bunu ailede ve şirkette bir kültür olarak oturtmak için ilk önce kendisi yapıyor. Biz de alacağımız önemli kararları önce kendisine danışıyoruz. Ama şu da çok önemli, istişare sonucu çıkan bir karar varsa ve ben ona farklı bir görüş ortaya sunduysam, karar ne olursa olsun hepimiz o kararı hayata geçirmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Ortak vizyon ve gidilecek olan istikamette net bir vizyon birlikteliği olması, bu da yine aileyi bir arada tutan ve enerjimizi tek bir yöne kanalize etmeyi sağlayan bir konu. Sorumlulukların net olması gerekiyor. Biz gençlerin hayata yeni atılırken kendimizi kanıtlamak gibi bir derdimiz oluyor tabii ki. Bu çok normal bir şey. Burada önemsediğimiz bir şey, ya bu yaptığım şeyi babam beğenir mi? Amcam beğenir mi? Aile büyüklerine hoş gözükebilmek. Bu noktada hata yapma riski var. Çünkü anlamsız riskler alıp aslında bizden beklenmeyen sorumlulukların yerine getirme riskimiz var. Bu yüzden aile büyüklerinin gençlerden beklediği sorumlulukları net bir şekilde onlara ifade edip bunu onlara aktarması gerekiyor. Bu kültürlerden beslenerek yeni nesil olarak biz ne katmalıyız? Burada dijital dönüşümü ben önemsiyorum. Bizim şirketimizde de biz 2011 yılında dijital dönüşüm hareketine başlattık. Bütün iş akışımızı SAP'ye taşıdık. Bugün de farklı platformlar kullanarak işlerimizi dijitalleştirmeye çalışıyoruz. Ve bir önemli konu da bizim çalışacağımız nesil. Biz Y nesliyle çalışacağız. Avantajları var, dezavantajları var. Belki çabuk konsantrasyonları kayboluyor. Belki kendilerini tatmin etmekte zorlanıyorlar. Şirkete sadakat problemi oluyor. Ama daha kreatifler ve şirketlerde para kazanmanın dışında daha büyük anlamlar arıyorlar. O yüzden genç nesil olarak bunları da düşünmemiz gerekiyor. Size aile kültürümüzden bazı kavramları aktardım. Bir yandan da bir videomuz vardı ama o çalışmıyor. Bizim ailemizin çok doğal bir anını paylaşacaktım. Orada Gaziantep'te bizim bir bağ evimiz var. Ve özellikle bayramlarda biz bir haftayı bütün aile olarak orada geçiriyoruz. Yaklaşık 40-50 kişi. Böyle bir ortamda büyüyünce tabii bazı yetkinlikler kazanıyorsunuz. Bu yetkinlikleri ben başta kendim olmak üzere iş hayatına atıldığında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunlar mesela ailenin içinde tatlı bir rekabet oluyor kuzenlerle, kardeşlerle. Ama bu rekabeti eğer aile kültürünüz sağlamsa erdemli bir şekilde yapmak size büyükleriniz tarafından öğretiliyor. Nesiller arası iletişim. Biz bağ evinde amcalarımızla futbol maçı yapıyorduk. Veya babaannemle sohbet etme imkanı buluyorduk. Bu insanı olgunlaştıran bir imkan ve daha hızlı olgunlaşan kişilerin iş hayatında başarısı daha fazla oluyor diye düşünüyorum. Sorumluluk duygusunun gelişmesi, kadınların sorumluluğu nedir, erkeklerin, küçüklerin ve büyüklerin, bunların ayrışması ve herkesin kendi sorumluluğunu yerine getirirken başkasının sınırına ihlal etmeden bunu yerine getirmesi, saygı duyması. İlişki yönetimi ve idare etmek. Bugün hepimiz bir şeyleri idare ediyoruz. Çocuğumuzu idare ediyoruz, eşimizi idare ediyoruz, patronumuzu idare ediyoruz. Bu kulağa kötü geliyor belki ama hayatın gerçeği. Büyük aile ortamında yetişince bu idare etme kabiliyeti de kazanılıyor ve hayata atılınca bunun bu yetkinliği kullanmak çok önemli diye düşünüyorum. O açıdan bizim bu büyük aile kültürünü, bu değerleri yaşatmamız gerekiyor. Şimdi benim kızım var 1 yaşında. Bu benim ailem tarafından da, eşimin ailesi tarafından da ilk torun. Hiç kuzeni yok. Büyük bir aile ortamında yaşaması bizim kadar kolay olmayacak. O yüzden bunları yaşatacak tüm imkanları seferber etmek lazım. Bunun bir yönü de medeniyet açısından konuya yaklaşırsak, ilk gün açılış konuşmalarında da değinildi. Allah'ın boyasıyla boyanmak kavramı. Yani bizim bu aile değerlerimiz görünürde algılanabiliyor mu? Ve en önemlisi yaşadığımız ortamlarda, bulunduğumuz yapılı çevrede
bu aile kültürü hissediliyor mu? Siz bir kente girdiğinizde burası Türk kentidir diyebiliyor musunuz? Türk şehridir diyebiliyor musunuz? Türk muhitidir diyebiliyor musunuz? O açıdan yaşadığımız şehirler, mahalleler de bizim bu aile kültürümüzü, aile değerlerimizi yaşatacak yerler olması gerekiyor. Bugün komşuluk ilişkilerimiz kuvvetli mi? Bu kuvvetli komşuluk ilişkisi kurulurken bir yandan mahremiyetimiz sağlanabiliyor mu? Çocuğumuz kendinden büyüklerle veya akranlarıyla ne kadar kuvvetli iletişim kurabiliyor? Bütün bunlar aslında bizim kadim geleneğimizden gelen ve örnekleri olan durumlar. İşte eski Bursa'nın bir fotoğrafı var. Böyle bir temelin üzerine şehirlerimizi inşa etmek varken, bu kimliği devam ettirmek varken farklı arayışlara girip enerji kaybetmememiz gerekiyor. Bu anlamda biz birkaç dertli kişi Türkiye Tasarım Vakfı'nı kurduk. Kurucularımızdan birisi de aynı zamanda USAT platformunun da yönetiminde Fehmi Bilge abimiz. Bizim derdimiz Türkiye'de tasarım farkındalığı oluşturmak ve kadim geleneğimizden gelen bu şehircilik anlayışını günümüz ihtiyaçlarıyla tekrar ele alarak yerli ve milli şehircilik politikaları geliştirmesinde sivil toplum olarak bir inisiyatif almak. Burada birçok genç kardeşimiz var. Bu konularla ilgilenenler ekrandaki e-mail adresinden benimle irtibata geçebilirler. En önemsediğimiz konulardan biri de bu şehirlerimizin kimlik kazanması ve bunu önümüzdeki yüzyıllara devam ettirecek modeller geliştirilmesi. Bu konuda inşallah çalışmalarımızı da devam ettireceğiz. Benim konuşmam bu kadar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.